Amerika Birleşik Devletleri'nde 54 senatör bir mektup yazdılar. Amerikan Başkanı Joe Biden'a Türkiye üzerine baskı yapmasını istediler. 100 üyenin 54'ünün imzaladığı bir şey. Senatörlere ulaşmak, senatörleri bir konuda ikna etmek çok zor bir şey. Enes Kanter'i biliyoruz, basketbolcu, NBA'de oynuyor ve kendisi Fethullah Gülen'i bir baba gibi seven birisi. Soyadını Gülen olarak değiştirdiğini söylemişti. Vatansız kaldı. 2020 Haziran ortasında ABD vatandaşlığını da kazanmış. Hoca Efendisi'nin savunusunu yaptı. Bir yanda Enes Kanter, bir yanda koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk haricisi. Dönemin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tweet atmış. Utanç verici tarih demiş ama 0-0 elde var. 0 Türkiye koca bir devlet. O büyük güçlü, uzaya bile gidecek olan devlet bir NBA oyuncusu. Ona karşı bir şey yapamıyorlar. Çaresiz kalıyorlar. Bu kişinin adının bir şekilde pozitif olarak girebilmiş olması tam anlamıyla bir iflastır. İflastır. Türkiye'nin bu konuda kimseyi ikna edemediğini, çok paralar akıtıldığını biliyoruz. Bir takım insanlar gitti Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştular, anlattılar. Ama bu Türk'ün Türkiye propagandasından başka bir şey değil. Kızıyorsunuz, ediyorsunuz. Aslında 15 Temmuz'u ABD yaptı. Onu da bir şekilde temellendiremiyorsunuz. Böyle söyleyip duruyorsunuz. Sonuçta bir kişi burada yer bulabilmiş olması tek kelimeyle iflas. Aslında söylenecek çok da fazla bir şey olmayabilir. Enes Kanter gerçekten tek başına Fethullah Gülen'in diplomasisini, lobisini tek başına bayağı bir yapıyor ve bu arada kendisi para harcamıyor, tam tersine para kazanıyor. Biz de burada bizim vergilerimizle akıtılan paralarla lobi şirketleri öyle bir şeyler yapıyorlar ama kimseye hiçbir şekilde meramlarını anlatamıyorlar.